Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Milletimizin acılı günlerinde depremi ve depremin sonrasını yaşadığımız şu günlerde her birimizin hayatı yeniden anlamaya, anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ile birlikteyiz. Hocam pek çok şey var benim kafamda size sormak istediğim. Fakat bir şeyi hatırlatalım. Sizin bir eski tarihli bir videonuz çok dolaşıma girdi. Çok izlendi bu son dönemde. Siz orada diyorsunuz ki şehirlerimizi ovalara kurmayacağız. Yamaçlara, dağlara kuracağız. Yani siz söylediniz. Rahmetli Turgut Cansever çok söyledi. Fakat bizde bir tür neme lazımcılık veya bize bir şey olmazcılık ideolojisi var galiba. Yok öyle değil o. Evet buyurun efendim. O öyle değil. Şimdi tabii biz niye şehirleri ovalara kurduk veya sanayiyi ovalara kurduk, ovalara yerleştik? Bunun çok ciddi bir arka planı var. Tabii neme lazımcılık, vurdum duymazlık, bilime saygısızlık gibi argümanları söylerseniz o büyük problemin üstünü örtmüş, günübirlik çözümler, çözümde değil ya, bahaneler üretmiş olursunuz. Ben size şöyle söyleyeceğim. 40'lı yılların ortalarını kısmen hatırlıyorum. Ve şu bizim evde orta halli bir İstanbul ailesi, zengin değil, fakir de değil, orta halli, belli bir görgüsü olan şu söylem vardı. Biz bir toplu iğne bile yapamayız. Bu çok mühim bir söylem. Toplu iğne biliyorsun dikiş iğnesinden daha da geri, daha da basit bir şey. İncecik bir iğne, başında küçük bir topuz var. Teyzem terzi o sırada kullanıyor ve bu konuşuluyor hanımlar arasında. Böyle büyüyen bir çocuk bendeniz. Sonra biraz daha büyüyüp Osmanlı sanayi tarihine filan baktığın zaman şunu gördüm. Sanayi devrimini yapmayan bir Osmanlı ki yapamaması değil, tercihen yapmaması çok mühim bir karar. Yanlış doğru tartışmıyorum, o bahsettiği yer. Ama dünya sanayileşiyor, sanayileşmenin getirdiği büyük bir teknoloji ve maddi güç, onun karşısında başı eğik, boynu bükük bir Türkiye toplumu. Dolayısıyla bir an evvel sanayileşmelisiniz. Evet. Trim, tram, trum. Makinalaşmak istiyorum. Nazım Hikmet'in meşhur şiiri. Evet yani. Evet. Tabii kapitaliniz az. Neden az? Çünkü sanayileşme tarihine baktığınız zaman dünyada sanayileşen ülkeler dünyanın bütün kaynaklarını iktisap ederek, bu yumuşak bir sözdür. Evet. Sömürgecilik. Sömürerek bu noktaya gelmişler. Bu hem ham madde kaynakları hem insan kaynakları. Ama sizin için böyle bir imkan yok. Çünkü dünyadaki sınırlı ham madde ve insan kaynakları paylaşılmış. Böyle bir imkan olsa bile siz bir Müslüman olarak bunu yapmazsınız. Çünkü dersiniz ki onların da yaşama hakkı vardır. Onlar da benim inandığım Cenab-ı Rabbül Alemin kullarıdır. Bunu yapmazsınız. Onlar yapmışlar ve sanayileşmişler. Türkiye Tanzimat ve sonrasında birinci, ikinci meşrutiyetlerde, Balkan Harbi sonrasında sanayileşmemenin acılarını çekti. Ve biz Cumhuriyet'in işte orta dönem çocukları olarak sanayileşmeliyiz. Paranız az, imkanınız mahdut ve bu imkanların genişleme ihtimali yok. Nasıl sanayileşeceksiniz? En kolay nereye yerleşilebilirse ve en kaba teknoloji neyse. Sizin fazla bir lüksünüz yok. İstanbul'a bakıyorum, fesane, 1840'lar ilk defa buharla çalışan bir mensucat fabrikası. Bu kelimeyi de hususen kullanıyorum. Tekstil diyorlar, mensucat fabrikası. Nereye yapılıyor? Halicin kenarında yapılıyor. Niye? Çünkü ham madde çok kolay geliyor, mamul madde çok kolay gidiyor. Kara ulaşımı yok, denizden getirip götürüyorsunuz. Böyle oraya kurunca bunun işçileri lazım. İşçiler de Eyüp Sultan semtine yerleşiyor ister istemez. Arkası Eyüp Sultan çünkü yani. O eski tabirle latif, afif Eyüp Sultan bir işçi semti oluyor. Eğer sanayi içecekseniz olay bu. Haliç kenarında sanayi yığılıyor. Sonra lüksünüz artarsa Haliç'ten sanayiyi temizliyorsunuz. Ovalara da böyle yerleşildi.
İlk yerleşilen yerler nereleri? Benim bizzat şahit olduğum 60 ve sonrası İzmit Körfezi. Nefis bir coğrafya, nefis bir topografya, iklim, tabiat örtüsü, ürünler fevkalade güzel ama hep tarım. Türkiye sanayi yetişecek çünkü aksi halde geri, fakir, eziliyor. Dolayısıyla ovalar bunun için yerleşildi ovalara. İlk sanayi kuruldu. Bunun bedelini şimdi ödüyoruz. Sanayi kurulunca katman katman sosyal tabakalaşma başlar. İşçiler, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, patronlar. Ve mesela bakın 60'ların, 70'lerin filmlerine orada bir fabrikatör tipi vardır. Hulusi Kentmen mesela o tipi gösterir. Babacan, kapitalist, zengin, lüks arabaya biner, çocukları şeydi, haylazdır. O bize model yani. Mesela bir finansçı tipi henüz daha Türk filmlerinde görmedik. Halbuki şu anda dünyayı finans yönetiyor. Neticede sanayi geliyor. Sanayi tabii tek başına gelmiyor. İnsanlarla beraber geliyor. Ve bu insanlarda bir tabakalanma oluyor. İşte apartman o tabakalanmanın bir ürünü. Şeyde ovalarda kurulan apartmanlar. Çarşı, sanayi ve apartman. Ama apartman biraz da modernliğin, yeniliğin, yeni bir hayata adım atmanın simgesi gibi. Şişli'de bir apartman diye başlayan şey vardır ya. Yani hatta biz Erenköy'deki köşkleri yıkıyoruz efendim. Güzelim köşkleri yıkıp onların yerine apartman yaptırıyoruz. Daha sıhhatli, daha modern, daha asri diye. Şimdi sanki olayın bir boyutunu konuştuk. Yani niye ovalara sanayi geldi? Bunun için geldi. İlk yapılacak şey oydu. Daha da yapamazsın. Maliyeti çok, ulaşımı zor. İlk maliyeti fevkalade yüksek. En kolay ulaşılabilen, erişilebilen mamul maddenin gelmesi, ham maddenin gelmesi, mamul maddenin gitmesi için bu kadar. 1790-1830 İngiltere'sine bakın aynı şey yaşanmış. Orada deprem olmadığı için İngilizler şey yapmamışlar. Tabii orada apartman da yok. O da başka bir şey. Şimdi gelelim apartman meselesine. Apartman aynı Roma'nın insülaları gibi fakirlerin oturduğu yerler. Paris'te de böyle başlıyor hadise. Şehre göç oluyor. Orta halliler için artık şehirde yaşamak zor. Şehrin civarında da varoşlar, banliyöler mümkün değil. Ulaşım meselesi. Yer az, nüfus çok. Yükselmek. Başka çaresi yok. Apartman buradan çıkıyor. Türkiye gibi bir memlekette siz kadim birikiminizi reddederseniz, burada çok dikkatli konuşmak noktasındayım. Yani bir usta cerrah gibi sinirlere dokunmadan bir şeyler yapmam gerekiyor. Şundan dolayı. Çünkü biz geçmişimizle hesaplaşmak, yüzleşmek değil, barışmak zorundayız. Onu söylemek istiyorum size. Dolayısıyla çok dikkat etmem lazım. Siz kadim medeniyetinizi reddediyorsanız, öyle oldu, Cumhuriyet'in iddiası odur. Kadim medeniyetinizi, şehirlerini ve evlerini de reddedeceksiniz. Onlar bir bütün çünkü. Hasan Ali Bey'in bir dörtlüğünü hatırlıyorum. İlkokuldayken ezberlemiştik. Eskiyi unut, yeni yolu tut, Türklüğe umut budur çocuğum. Şimdi bunun bir de daha eskisi var Fikret'ten. Ati ortaya çıkınca mazi silinmeli diyor Fikret. Bunlar hepsi ön kabuldür. Yani bunların hepsi birer postüladır. Bunun üzerine düşünceyi, duyguyu ve eylemi bina edersiniz. Böyle bir hadise oldu. 30'lu 40'lı yılların literatürüne bakın. Türk evi Türk akadır. Türk şehri Türk akadır. Türk müziği. Tabii o yani zaten. O zaten öyle. Türk yazısı vesaire. Yeni bir ulus yaratmak peşindeyizdir biz. Apartman da oradan çıkmıştır. Şimdi modernitenin bütün boyutlarını alabilseydik, şimdi biraz da hayal kuralım. Tutarlı bir yapılanma ortaya koyacaktık. Ama alamıyorsunuz. Parça parça alıyorsunuz yani. Zihniniz yine kadimde kalıyor. Neticede Türk evi kötüdür. Ahşap malzeme tükakadır, yanar vesaire. Mesela ben çocukken ahşap ev yapmak yasaktı. Şimdi biraz izin vermeye başladım. Niye? Çünkü yangın çıkıyor. Doğru, yangın çıkıyor. Peki kağır ev yapmak niye yasak değil? Depremden yıkılıyor. Türkiye depremi bilmiyor ki. Neticede apartmanlaşma biraz da Türk modernleşmesinin tırnak içinde ne kadar modernleşiyorsa bir iz düşümü olarak ortaya çıktı. Bir de eski Osmanlı evleri ahşaptılar. Ve bu evlerin sahipleri olan insanlar da toplumsal servet dağılımından pek az bir pay alabiliyorlardı. Evlerine bakamıyorlardı.
Benim küçüklüğümün İstanbul'unda ahşap evler köhne, fersulde, bakımsız vesaire vesaire idi. Fakirliğin ve geriliğin sembolüydü. Sonra 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda bazı zengin insanlar ahşap evleri alıp pırıl pırıl restore ettiler. Dedik ki, aa ne kadar güzel oldu, ne kadar insani, nispetlere ne kadar güzel, ölçüler ve malzeme ne kadar bize hitap ediyor. Ama böyleydi ve bu anlayış ana paradigma tarafından destekleniyordu. Kötü fersude vesaire. Mesela bir başka bir husus daha var. Düz ayak meselesi. Şimdi bir mekanda, yani aynı kodda, aynı seviyede bir mekansal düzenleme yaparsanız, işte salon, misafir odası vesaire. Mesela eskiden, yani 60'lı yılların yapsat müteahhitlerin, müteahhit anlayışında 3 oda 1 hol anlayış buydu. Küçük bir antre, 4 oda 1 hol, 3 oda 1 hol. Niye? Çünkü kalorifer, soba, kalorifer yok. Soba holde yanıyor, bütün odalar ısınıyor. Şimdi değişti, living room 3+1 oldu. Yani living room dediğimiz yaşama mekanı 1, 3 tane de yatak odası. Bu bir hayat standardı getiriyor. Ama aynı mekanı üst üste 2 kat olarak koyun. Bir merdiven koyun araya. Hissediyorsunuz ki fevkalade değişik bir hayatınız var. Kopuk, özgür. Alt katta ne oluyor? Üst kattaki ne haberi olmuyor. Çıkıyor odasına, başka bir şey yapıyor. Muhteşem bir yapılanma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla düz ayak da bir ara moda oldu. Ama eski ahşap evlerin katmanlı yapısı hayata büyük bir renk getiriyor imiş. Bunu sonradan görüyoruz. Bunu hemen şunun üstünde söyleyeyim. Ben şu anda kendi yaptırdığım elhamdülillah İstanbul'un bir köyünde 68 brüt metrekare 3 katlı bir evde oturuyorum. Siz kendiniz evet, bizzat yapımında evet, rol aldınız. Ben, evet. Ben bizzat yaptırdım yıllar önce. Niye hocam 68 metrekareye yaptınız? Arsamız ona müsaade ediyordu. Anladım. Yani özellikle mi küçük tuttunuz diye? Evet, evet. Yani ve çok da güzel olmuş. Şimdi başka devam edeceğim. Küçük oğlum ve ailesi geldiler yanımıza. Birlikte yaşıyoruz. Kelin Hanım dedi ki, mekanların büyük olması hiçbir önemi yokmuş dedi. Mekanların ayrı ve özgür olması çok önemliymiş dedi. Bunu söyleyen doçentlik adayı bir doktor hanım, mimar. Mekanların büyük olmasının bir önemi yokmuş. Mühim olan küçük küçük, spesifik ve özgür mekanlar, katlarla evet, bölünmüş mekanlar. Evet. O hadise bu. İşte bizim evimiz böyleydi, eski evlerimiz. Hepsinin bahçesi vardı ki çocuklar, torunlarım çok rahat bahçeyle, kuşlarla temas kurabiliyorlar. Kendi sattıkları daire 7. kattaydı. Sade kargaları görebiliyorlardı. Şimdi mutfak penceresine bir küçücük kaba bulgur koyduk. Bahar kuşları gelmeye başladılar ve çocuklar için müthiş bir görgü ve neşe kaynağı. Siz de artık torunlarınızla birlikte yaşıyorsunuz, evet, yani ne saadet. Şu anda onlar için de sizin için de aynen, büyük saadet. Aynen öyle, evet, birlikte yaşıyoruz. Yani burada mekan böyle. Apartman bir zaruret olarak geldi ve moda oldu. Ahşap evlere bakamadığımız için onları bıraktık. Ama esas itibariyle bir erkin kırsaldan kente gelen nüfus için sanayileşme böyle başladı çünkü. Neticesi budur. Kırsaldan kente nüfus gelecek. Hı hı. Sanayileşmenin özü bu. Arsa üretmesi lazımdı. Arsa üretmesi lazım ve orada belli kriterler koyup insanları iskan etmesi gerekiyordu. Kırsaldan kente nüfus gelince talep artıyor ister istemez. Arz kısıtlı kalır. Arz kısıtlı kalıp talep artınca bir takım yan yollar çözüm olur. Gecekondulaşma. Gecekondulaşma bunun en masum tarafı. Arazi mafyası mı? Evet ve devam eder. Arazi mafyası çok geniş bir kavramdır. Toplumun her ögesi bu kavramın içine zaman zaman girebilir diyeyim. Benim sınırlarım bu kadara izin veriyor. Devletin arazisine kaçak konut yapmak. Kamunun arazisine. Sonra hepsi hak oluyor zaten. Neyse işte öyle kalalım. Tabii bir de bunu yaparken şöyle veya böyle teknolojik kurallara da uyulmuyor. Uyulmaması da bir defa siz ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz, yani araziyi üretip
o araziyi arsa üretip o arsayı gelen insanlara onların ödeyebileceği bir koşul içinde vermezseniz buradan kapı açılmış olur. İllegal kapısı açılmış olur. Artık ondan sonra betonarme inşaatın kuralını da siz koysanız bile uygulatamazsınız. O bir alışkanlık haline gelir. Ve bu giderek büyür, nispeti büyür ama mahiyeti değişmez. İllegalle olan ilişki böyle akar gider hadise. Şimdi işte son zelzelede ben bu terimi de kullanıyorum unutulmasın hep deprem demeyelim. Zelzele de mühimdir. 1310'du henüz bu köy ne izbedesen Fikret'in şiiridir. 1895 şey için yazmış, zelzelesi için yazmış. O kapı açılınca o illegalite yürür gider. İşte 12 katlı bina yapıyor insanlar. Fenli kurallara uydu mu uymadı mı? Alışkanlık haline geliyor. Bidayeti nerede? Kamu arazisine gecekondu yapmakta. Haksız mı? Haklı. Sanayi devrimi yapmışsınız. Fabrikayı kurmuşsunuz. Adam nerede ikamet edecek? Ailesi nerede yaşayacak? Arsa üretmemişsiniz. Şunun için söylüyorum. Biz sanayi devrimini kendimiz yapmadık. Sanayi devrimi önce zihinde yapılır. Sonra o hayata intikal eder. Sorun insanlara matematikle ve prezisyonla araları nasıl? Prezisyon tabirini hiç duymamışlardır bile. Hassasiyet, ölçü meselesi. Biz fiziksel dünyada ölçülerle yaşarız. Ben bir mühendisim. Viyana'ya gittik. Binaların üst katlarında renovasyon yapılıyor. Biraz değiştiriliyor üst katlar. Ve yol kaldırımdan bir güzel bir izolasyon perdesiyle ayırmışlar inşaat sahasını. Mimar öğrenci, hocam dediler bunun genişliği 1.85 olur. Daha fazla olmaz. 1.90 yapmazlar. 1.80 onu da yapmazlar. 1.85. Presyon başladı. Şimdi otobüs geçiyor şehir içinde 50 kilometre ile. 8 aynası 5 santimden geçiyor şeye, perdeye. Çok dikkat ediyorum. Çünkü bir şoför biliyor ki yerdeki çizgiyi takip etti. O perde 1.95 olsa aynayı koparacak. Ama biliyor ki 1.85 o. İşte presyon da bu. Precise dedikleri İngilizlerde hassasiyet. Matematikle hassasiyetle olan ilişkiyi sorun insanlara. Toplumlar siz bunu çok iyi yapabilirsiniz, görürsünüz. Sanayi devrinin zihnen önce matematik ve prezisyon meselesidir. Ondan sonra uygulamaya geçer. Biz sanayi devrimini kucağımızda bulduk. Yani şeyi gezen birisi, Greenwich rasathanesini gezen birisi, matematiğe ve zamanı hesaplama ilmine sahip olan bir kültürün dünya denizlerini nasıl tahakküm altına aldığını görür. Bu kadar. Çok acayip bir şey. Yani sömürgeciliğin de kökünde bu, evet, matematik bilgisi var. Evet ve bu da nereden geldi? Orta Çağ İslam matematiğinden geldi. Yani Meraga rasathanesini gezen bir göz, gezen bir insan, oradaki rasat kuyusunu gören bir insan, çah rasat der ki arada bir boşluk olmuş. Neyse o öyle olmuş, böyle olmuş. Neticede sanayi devrimini yapmadığımız için o da olur, bu da geçer diyoruz ama geçmiyor. Dolayısıyla yani eskiyi unut, yeni yolu tut. Sanayi devriminde geç kalmış bir memleketin getirdiği acelecilik bizi ovalara yerleştirdi ve apartmanlarla tanıştırdı. Hissettik ki apartman insani değil ama oradan vazgeçip, o konfordan vazgeçip müstakil bir evde oturmak da çok kolay gelmedi. Bir macera gibi geldi. Esasında ben apartmanda doğdum. Apartmanda büyüdüm. 1996'ya kadar yani 54 yaşına kadar apartmanlardaydım. Ama bir taraftan da müstakil evle temasım oldu 1985'ten itibaren. Ve hemen şunu söyleyeyim. İmkanı olan öyle büyük villa falan değil. Tek katlı küçük bahçeli bir arsa içinde bir ev alsın, hayatın manasını çok daha iyi idrak ediyor insan. Apartmana göre bazı konfor sıkıntıları olabilir, alışırsınız. Ama hayatın manası, yaşamın, hayatın zevkleri, renkleri müstakil evde çok güzel hissediliyor. En azından hayatın bir kısmını, belki tümünü yapamasalar bile. Şimdiki halde söyleyeceklerim bunlar. Bu büyük felaket, bu bir felaket, bir katastrof. Toplumda bir intibaha vesile olsun diye niyaz ediyorum.
O bahsettiğiniz videoda da söylemeye çalıştığım gibi yamaçlara çıkalım. Tabii bu bireysel manada olmaz, toplumsal manada çıkalım. Geçen de müspet de menfi de konuşan var. Bütün toplumu bir hayal ya yani, ama biliyorsunuz bilim ve felsefe biraz modeller ve hayallerle kuruluyor yani. Hı hı. Siz bir model geliştiriyorsunuz, o bir tasavvur. Bütün toplumu yerleştiremeseniz bile yani belli yerlere altyapıyı kuracaksınız. Bir defa kuracaksınız altyapıyı. Yolu, kanalı, suyu, elektriği getireceksiniz. Doğalgazı da getirin. Sonra insanlar mütevazı evlerde yaşasınlar ve hayatlarını Allah'ın yarattığı tabiatla ülfet ederek geçirsinler. Kulun yarattığı yapay çevreyle değil. Apartman hayatı hele üst katlarda sizi yapay çevreye mahkum ediyor. Daha doğrusu doğal ilişkinizi koparıyor. O ilişkiyi siz yapay çevreyle karşılıyorsunuz. Bilgisayar programları, oyunları, televizyonlar vesaire. Onlar da şu anda şu çağda küreselcilerin emrinde, direksiyonunda. Allah hepimize imdad eylesin. Amin. Kıymetli hocam, peki sanayileşmenin olmadığı illerimizde de şehirleşmenin bir kargacık burgacık bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Yani Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, geleneksel yapının tam manasıyla korunmadığını, hatta çok az korunduğunu, şehirlerimizin hep yeknesak, birbirinin modeli gibi derme çatma binalardan oluştuğunu, bir bulvar etrafında işte derme çatma apartmanlar şeklinde bir yapılaşma görüyoruz. Burada sizce ne oynuyor, ne rol oynuyor? Yani acaba bir tür bir demografik deprem diyorlar bazıları. Çok fazla işte kırsal nüfusun kentlere akması. Dolayısıyla bir normun oluşamaması. Yani o kadar hızlı akıyor ki belki batıda yüzyıllarca yılda gerçekleşen bir göç, böyle 40-50 senede gerçekleşince yerleşik medeniyet değerleri aktarılamamış oluyor veya inşa edilememiş oluyor. Yani şehirlerimizin bu kırık döküklüğüyle ilgili sizin gözleminiz. Şimdi isterseniz şu kargacık burgacık ve kırık döküklük tanımını biraz açalım. Yani bir bulvar dediğiniz anda zaten benim zihnimde bir bulvar ve bunun iki tarafında 10 katlı 12 katlı. Evet. Bir katta 4 daire olan 6 dükkanlı geniş apartmanlar, evet, gözümün önüne geldi. Buna tabii ki kargacık burgacık diyebilirsiniz, kırık dökük diyebilirsiniz. Eski şehirlerimizi, oradaki nizamı göz önüne aldığımız zaman. Tabii. Bir de kaotik yapılar var. Yani ben bir başka programda İstanbul'un bir semtinden örnek verdim. Büyük tepki aldım ama realite oydu. Hı-hı. Hatta sizinle biraz evvel konuşurken bazı şeyleri söyleyemem dedim. Siz niye söyleyemezsin deyince dedim ki olmuyor yani filan. Bir de vatandaşın kendi zihniyle yaptığı, kamunun hiç karışmadığı veya karışamadığı, hı hı, karışamadığının karışmadığının karşılığını da bir şekilde kompanse ettiği, onu da bu kadar söyleyelim, karışmıyor değil. Hı hı. Alan razı, veren razı filan. Şimdi gelelim bulvar ve apartmanlara. Efendim 1927 yılında bu ülkeye bir mimar geliyor, Avrupalı. Bu mimarın adı Ernst Egli. Bu zat modern mimarinin havarilerinden. Ve Türkiye'deki devlet bu zatı çağırıyor. Ve Türkiye'deki mimariye gerek pratiğinde gerek teorisinde bu zatın yönlendirdiği bir ekol hakim oluyor. Bu halen böyle devam ediyor. Modern mimari derken bunu felsefi manada söylüyorum. Yani şimdi halk arasında modern dediğimiz zaman işte çağdaş görünür. Hayır, modernite bir felsefi anlayıştır. Aklın hakim olduğu, faydanın öne çıktığı bir anlayıştır. Hatta mimarlar kendi aralarında şöyle derler. Bina işlev yerine getirilince biter. Bunun İngilizce karşılığı form follows the function. Yani biçim işleve tabidir. Buna benzer bir başka şey daha söyleyelim. Ornament is a crime. Süsleme bir cinayettir, bir cürümdür, bir suçtur. Bu sanayi devriminin ortaya koyduğu mimari anlayış. Türkiye'de 1927'den itibaren böyle bir anlayış hakim.
klasik mimariyi okutan hiçbir okul yok ki onun temsilcileri Mimar Kemalettin ve Mimar Vedat Tek idiler. Kemalettin Bey bahtsız bir olay sorunu vefat etti. Vedat Bey de hayatın dışına itildi. Modern mimari Türkiye'ye hakim oldu. Gördüğünüz o yapılar Türk mekteplerinden çıkan mimarların eserleri olarak ortaya çıktı. Bunu delmeye çalışan birkaç mimar vardı. Bunlardan bir tanesi merhum Turgut Bey'dir. Onun da muhakkipleri halen devam ediyor. Ama çok ciddi bir tepkiyle karşılaştı. Çünkü siz böyle bir mimari yaptığınız zaman aynı sanayi devriminin ürünü gibi. Aynı ürün biliyorsunuz mass production'da, kitlesel üretimde makina 100 bin tane üretir. Binalarda böyle üretiliyor. Eğer siz modern bir zihne sahipseniz bundan niye rahatsız olacaksınız? Ama değiliz biz. Biz hala birinci ulusal mimarinin saçaklı, büyük pencereli, simetrik, ihtişamlı cephelerini arıyoruz. Halbuki burada fonksiyon ön planda. Peki bu fonksiyon, bu işlev kimin için? Hangi insan tipi için? Ona karar vermemiz lazım. Ben kendi derslerimde, üniversitede diyorum ki, şehir ya da bina tabiatta yok. Bunu insanlar yapıyorlar. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yapıyor. Toplumdan nasıl talep geliyorsa öyle yapılıyor. Toplumun ve bireyin kendini tanımlaması lazım. Ben nasıl bina istiyorum? Ve bu tanımın etkin hale gelmesi lazım. Şu anda toplum zahiren modern görünmek istiyor. Mesela çok tipiktir. Hatta bu bazı siyasi argümanlarda da bahis mevzu oldu. Apartman, asansörlü, güzel merdivenli, büyük bir şehrin mutena bir semtinde. Ama apartman dairenin girişine sahanlıkta ayakkabı çıkarılıyor. Evet. Halbuki öyle bir binada ayakkabı çıkarılmaz. Siz hiçbir filmde, yani siz de dışarıda bulundunuz, ben de bulundum. Eve ayakkabıyla girilir. Hatta yatağın üstüne çıkarken bile ayakkabıyla çıkıyorlar insanlar. Ancak yatacağı zaman ayakkabısını çıkarıyor veya ev ayakkabısını giyiyor genellikle. Ama bizde modern görünelim ama zihnimiz modern değil. Çünkü taharet meselesi var, ev kirlenmesin. Hanım da kızar, esas onun arka planı taharettir, temizliktir, İslami temizliktir. Tabii içeride ayakkabı çıkaracak bir sahanlık yok, yer müsait değil. Dışarıda çıkarılır. Bu fevkalade çelişkili bir manzara. Bakın sakil demiyorum. Burası çok önemli. Çirkin demiyorum. Çelişkili bir manzara diyorum. Hatta bir kısım insanlar oraya bir plastik ayakkabılık koydular. Ayakkabı evin önünde durmasın, ona konsun diye. Bunları da gördük. Dolayısıyla öyle modern olmak çok kolay diye olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Bunu da tartışalım. Türkiye'deki eğitimin modern mimarlık eğitimi olduğunu biliyoruz. O da onun ürünü olarak ortaya çıktı. Taşra'da da tabii ki genç çocuklar var. Tecrübeli teknik adamlar var. Taşra burjuvası da görünmek istiyor. Yani haklı olarak. Nasıl görünecek? Orta halli burjuvaziden bahsediyorum. Zaten üstleri büyük şehir. Onlar zaten görünmezler. Nasıl görünecek? Geniş bir apartman dairesi. Büyük balkonlar. Cam cepheler. İşte altı dükkanlar. Böyle görünüyor. Tabii ki ovada görünecek. Dağda kimse görmez sizi yani. Ovada görüneceksiniz. Hemen iş yerinize yakın olacak. Vesaire vesaire. Bu. Alternatifi yok. Biz bir vakıf üniversitesinde yıllar önce acaba alternatif bir mimarlık eğitimi yapabilir miyiz? Ne kadar güzel. Bunlar ne kadar heyecan verici şeyler. Ama yapamadık. Yapamadınız yapamadık, mı? Yapamadık. Neden yapamadınız? Toplum hazır değildi. Ve bizim camia olduğu halde hazır değildi. Çok enteresan bir şey. Şöyle bir kabaca bir plan yaptık. 5 sene oluyor mimarlık eğitimi. Hani biz ona hazırlık değil, 1 senesini yedirebilirdik. Hazırlık artı 4. Mesela Osmanlıca okuma dersi koyduk. Matbu metin. Bize ait bir mimarın mutlaka Osmanlıca matbu metin okuması lazım. Okuyabilmesi lazım. Kaynaklara inebilmesi için. O hazzı yakalayabilmesi için. Gençlerden de talep olmadı yok, mı? Yok yok, gençler değil. İdare. İdare çok mantıklı bulmadı. Diğer özneler vesaire yani. Onu konuşabiliriz ayrı bir seansta. Evet. Ama en azından böyle bir şey uyandı. Yani niçin biz öyle veya böyle Mimar Kemalettin'e eklemlenmeyelim?
mimari kanaatini tartışabiliriz artılarıyla eksileriyle. Ama niye ona eklenmeyelim de Egli'ye eklenelim? Egli'yi ben çok önemsiyorum. Clemens Holzmeister'in talebesi, bunlar Viyanalı, Avrupalı, moderniteyi bizzat yaşamışlar. Biz modernite yaşamıyoruz, yaşamadık. Biz araftayız. Biz bir karar veremedik. Fıkıh bakımından söylemiyorum, sosyoloji bakımından söylüyorum. Estetik bakımdan söylüyorum. Henüz daha biz orta yerde bir yerde duruyoruz. Ama o yaşamış moderniteyi. Zaten Türkiye, yine dün akşam bahsediliyordu, Ankara yeniden yapılanıyor. Bizim yerli mimarlar çalışıyorlar. Bu binalara cübbe ve sarık mı giydiriyorsunuz diye yazılar çıkıyor basında. İstemiyoruz bu binaları. Bunun üzerine kim modern mimar? Clemens Holzmeister. Davet ediyorlar, gelmiyor. Niye gelsin ki adam yani? Viyana'da belli bir pozisyonu var vesaire. Asistanını yolluyor buraya veya o da ayrı bir hikaye. Tam yollamıyor da işte o da bir şekilde geliyor. Geldiği zaman çok genç. Burada tecrübe kazanıyor ama modernitenin içinden gelmiş bir adam. Ve Türk evi mühimdir diyor. Daha doğrusu şöyle, modernite, modern mimariyi uyguluyor ama diyor ki bu modern mimari burada Türkiye'de yerli bir dayanak bulmazsa gelişemez diyor. Türk çeşmeleri, Türk evi seminerleri yaptırıyor. Yine biz yani Türk evine bir modern mimarın hassasiyetiyle bakmaya başlıyoruz. Türkiye'nin elitleri. Bu anlayış halen devam ediyor. Yani ben bugün deneyimli bir inşaat mühendisi olarak ahşabı alsam, taşı alsam ve kendime tek katlı, üç odalı bir ev yapmak istesem buna izin vermiyor yönetmelikler. Şöyle yapacaksın diyor. Bu kadar da vatandaşı sıkmamamız lazım vesaire. Yani bu çok cepheli bir problem. Bir, sanayide geç kaldık. Bir an evvel sanayileşelim. Hiç unutmuyorum onu. Biz bir toplu ini bile yapamayız. Nerede sanayileşeceğiz? En kolay erişilebilen yerde. En kolay. O zaman eski çilek tarlaları fabrika olacak. Kiraz bahçeleri fabrika olacak. Yarımçadan bahsediyorum. Hiç bunun kaçarı yok. Deprem hiç mühim değil. Şu anda olsun ve üretsin. Acil ihtiyaç. Sonra modernleşiyoruz. Her şeyimizle modernleşiyoruz. Eskiyi unut, yeni yolu tut. Ahşap evi bırak, apartmana gel. Fransızların apartmanına gel. Hocam o konuşmanızda bir de şey vardı. Hafif malzeme kullanımı vardı. Tabii o şey o. O deprem hadisesi bir yatay kuvvet geliyor binalara. Bu bir eylemsizlik kuvveti. Evet. Eylemsizlik kuvvetinin de Newton'un ikinci yasasına göre kuvvet eşittir kitle çarpı ivme. İvmeyi hesaplayamıyoruz. O yer ivmesi, tabii binanın ivmesi farklı ama onu indüs eden, onu doğuran yer ivmesi. Bunu grafiklerden alıyoruz. Kitle binanın ağırlığı bölü G. Yani yer çekimi ivmesi. Binayı hafifletirseniz kuvvet tahfiler. Evet, ahşap hafif bir malzeme. Hafif malzeme esniyor. Ve çok katlı binalarda çok enteresan şeyler çıkıyor. Hesaplanamayan. Biz niye dünyanın çok tersine gitmişiz bu konularda? Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri neredeyse ahşap evler. Evet. Çoğu yerde. Yani biz niye böyle bir şeyi tercih edemedik acaba? Maliyeti de daha fazla değil betondan. Bence maliyet, total maliyete baktığınız zaman hiç maliyeti şu anda konuşmamamız lazım. Yani şu depremin total maliyetine bakın. Bu maliyet, hala maliyet konuşuyor bazı zevat. Ben biraz bir şey buluyorum yani. Hani anlamsız desem ayıp olur belki ama. Tabii şimdi şöyle, yani bir de bizim mühendisliğin ekonomisi var. Mühendislik ekonomisi. Orada ilk maliyet diye bir kavram vardı. Bina yaptınız, onun bir maliyeti var. Buna ilk maliyet diyoruz. Sonra bir de bunun işletme maliyeti var. Bina yapıldı ve size bir şeyler getirmeye başladı. Bir üretim yapıyor bina, bir fabrika diyelim. Yılda işte 1.000 liralık bir katkıda bulunuyor. Misal, kapitalist ekonomi bu katkıyı ve faizle beraber düşünür. 10 sene sonra her sene 1.000 liralık katkı ürettiğiniz zaman 10 sene sonra o katkı 10.000 lira olmaz. Çünkü 1+i=n. Yani bileşik faiz formülüne vurduğunuz zaman belki o katkı 150.000, belki 200.000 lira olur. Faiz oranına bağlı olarak. Dolayısıyla sadece yıkılanla düşünmeyeceksiniz.
o yıkılanın ürettiği ekonomik değerin ulusal ekonomiye katkısını düşüneceksiniz ve onun yıllara olan sirayetini düşüneceksiniz. Böyle baktığınız zaman sizin yıkılmaz, yıkılmaması muhtemel bir yapılanma için harcayacağınız ilk yatırım yüksek olsa bile onun life cycle cost dediğimiz hayat boyu maliyeti çok düşük oluyor. Bu tabii işin sadece görülen tarafı, sayılabilen tarafı. Sayılamayan tarafı ne? Bizim kendi medeniyetimiz açısından bakıldığında psikolojik ve manevi rahatlık, tabiatla olan ilişki, huzur, kendinizi tabiatın bir parçası olarak, bu tabiat vahşi tabiat değil, Allah'ın yarattığı tabiat, onun bir parçası olarak o huzurda bulunmanın huzuru. Bunlar da bir başka boyut, İslami boyutu hadisenin. Bu kadar. Evet. Ne söyleyebilirim başka? Çok güzel. Gönlünüze bereket kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah acı tecrübelerimizden öğrenerek daha güzel, daha mukavim ve daha insan dostu, tabiat dostu şehirler inşa edebiliriz. İnşallah efendim. Gönül Sadası'ndan bu akşamlık bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz.